Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son dönemde Gazze için hız kazanan rehine pazarlıklarındaki etkin rolü, İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerdeki bugüne kadarki etkinliklerine dair önemli yayın organlarında önemli yazılar çıkmaya başladı. Onlardan sonuncusu Wall Street Journal'da yayınlandı. Bir habere bakalım. Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın parmak ısırtan istihbarat diplomasisi ABD basınında geniş yer buldu. Amerika'nın en önemli gazetelerinden Wall Street Journal, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbarat diplomasisini haberleştirdi. Wall Street Journal'ın haberine göre Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte rehine pazarlıklarında önemli rol üstlendiği belirtildi. Bu kapsamda 27 Nisan 2022'de Ankara-Esenboğa Havalimanı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında gerçekleşen takasın detaylarına yer verildi. Haberde Türkiye'nin daha sonra Ukrayna ile Rusya arasında da bir rehine takası yaptığı hatırlatıldı. Gazeteye açıklama yapan bir Türk yetkili de istihbarat diplomasisinin tamamen güvene dayalı olduğunu vurguladı. Haberde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail ile Hamas arasındaki esir takası pazarlıklarında da rol aldığının altı çizildi. Türkiye, İsrail ve Hamas arasında istihbarat diplomasisini devreye sokarak bir yandan tansiyonu düşürmek, bir yandan da esirlerin serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuştu. Bu kapsamda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Hamas'ın temsilcilerinin yanı sıra Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki muhataplarıyla görüşmeler yapmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu dışarıdan da yakından takip edilen hareketliliğine dair de Türkiye'den önemli isimlere yorumlarını sorduk. Profesör Doktor Murat Koç'a, Gürru Gezen'e ve Yücel Karauz'a görüşlerini aktarma zamanı 60 saniyedir. Türkiye'nin çok yönlü, çok katmanlı politikasının bir bölümünde istihbarat diplomasisi oluşturuyor. Türkiye'nin çevresel güvenliği aynı zamanda komşularıyla geliştirmiş olduğu insani ilişkilerin farklı boyutlarının çeşitli uzantılarına da dayanıyor. İşte bu noktada istihbarat teşkilatları dünyadaki modern örneklerinde olduğu gibi çeşitli safhalarda, çeşitli zamanlarda, çeşitli etkileşim alanlarında devreye giriyor. Milli İstihbarat Teşkilatı çok kapsamlı ve çok katmanlı diplomasisinin bir parçası haline gelmiş durumda. Kendisine verilen yetkiler ve meydana gelen etkileşimler çerçevesinde bir sonraki adımı elde etmiş olduğu bilgilerle şekillendiren istihbarat teşkilatı bugün gelecekte gelişecek güvenlik ortamının şekillenmesini doğrudan ve dolaylı olarak çok yoğunlu olarak etkiliyor. Onun için içinde bulunan süreçte rolünün gün geçtikçe artacağını ve farklı boyutlarda, farklı etkileşim alanlarında istihbarat teşkilatımızı çok yönlü olarak göreceğimizi söyleyebilirim. Aslında Türkiye, Filistin davasına geçmişten bu yana bölgede en fazla sahip çıkan ülkedir. Gazze Savaşı ile beraber Türkiye, savaşın durması ve kalıcı bir ateşkesin tesisi için yoğun bir diplomasi faaliyeti yürütmeye başlamıştır. Bu çerçevede hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Sayın Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşlarıyla görüşmek suretiyle nasıl bir yol izleneceği, ateşkesin nasıl sağlanabileceği yönünde istişarelerde bulunmuştur, bulunmaktadır. Türkiye biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nden tasarılara eş sonucu olmuştur. Aynı zamanda Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesi çerçevesinde kurulan eylem grubunda Sayın Fidan yer almaktadır. Tayland'da biliyorsunuz rehineler Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları çerçevesinde serbest bırakılmıştır. Hali hazırda da MİT üzerinden bazı temasların sürdüğünü biliyoruz. Türkiye bu çerçevede üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor. Günümüzde istihbarat diplomasisi her geçen gün artan bir öneme ulaşmaktadır ve gündemdedir. Bu kapsamda da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yakın dönemdeki gerek Rusya-Ukrayna muharebesi, gerekse İsrail-Filistin olayı gibi olaylarda istihbarat diplomasisinin ön plana çıkarılması, barış görüşmeleri, rehinelerin takası,
ve arka kapı müzakerelerinde başvurulan bir teşkilat haline gelmesi, Türkiye yüzyılı, Türkiye'nin bölgede artan önemi, bölgesel üstü bir göç olma fonksiyonuyla doğru orantılı bir şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla bu aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknolojiyle beraber vizyonundaki meydana gelen gelişmelere doğru orantıda oluşan bir yetenektir.